Üçüncü sınıf çalışma soruları kitabı 1. Doğal sayılarla toplama işlemi. Şekildeki mavi araç başlangıç noktasından hareket etmiş ve bitiş noktasına gelmiştir. Buna göre tabelalardaki bütün puanları alan bu araç kaç puan toplamıştır diye soruyorum. Öncelikle ne yapıyoruz? Birler basamağını topluyoruz veya alt alta da yazıp da toplayabiliriz. 142, 153, 107. Alt alta yazıp toplayalım. 7, 3 daha 10, 2 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1. 5, 4 daha 9, 1 de elde 10. 10'un 0'ı elde var 1. 1, 2, 3, 4. 402 puan toplamıştır. İl genelinde düzenlenen Çanakkale gezisi için iki ilçeden katılan öğrencilerin sayıları burada verilmiş. İl merkezinden ise bu ilçelerdeki toplam öğrenci sayısı kadar katılım olmuştur. Buna göre bu geziye katılan toplam öğrenci sayısı 385, 213. Topluyoruz 8, 9, 5, 590. 8 kişi iki ilçeden katılmış, bir bu kadar da ilden katılmışlar. Yani bir 598 daha ekliyoruz. 16'nın 6'sı elde var 1. 19 elde var 1. 11 yapar. Bir ütünün fiyatı 699 TL, tabletin fiyatı ise ütünün fiyatından ütü. Ya burada resimden yapalım. Ütü bu kadar. Tabletin fiyatı ise ütünün fiyatından, yani 699'dan 250 TL fazlaymış. Bu iki ürünün toplam fiyatı. Öncelikle tabletin fiyatını bulalım. 250 ekliyoruz üstüne. 9, 14'ün 4'ü elde var. 1. Burası da 9 yapıyor. Şimdi ikisini toplayacağız. 699, 949 tabletin fiyatı, toplam ne kadar yapıyor? 18'in 8 elde var 1. 14'ün 4 elde var 1. Burası da 16 yapıyor. 4. sorumuza bakalım. Üçgen, kare ve daire birer rakam ve bunların toplamını soruyor bize. 9'un üstüne hangi sayıyı eklersek ekleyelim 3 yapmaz ama 13 yapar. 13 olduğu zaman ise burada elde 1 vardır. 13 yapması için 9'a kaç eklememiz gerekir? 4 eklememiz gerekir. Şimdi 2 ve 1 de elde 3. 3'ün üzerine bir şey eklediğimizde 0 yapmaz ama 10 yapabilir. 10 yaptığı için burada elde olacak. 3'ün üzerine 7 eklersem 10 yapar. 10'un 0'ı elde var 1. Şimdi bir üçgenin bir fazlası 9'muş. O halde üçgen yerine 8 koyarsak bir fazlası 9 yapar. Üçgenimiz 8. 8, 12, 19 yapıyor. 323 sayısının onlar basamağındaki rakamın sayı değeri 7 artırılıyor. Onlar basamağı 7 artarsa 9 olur. Buna göre elde edilen yeni sayı ile ilk sayının toplamı kaçtır? Yani 323'ü de üzerine ekleyeceğiz. Topladığımız zaman 6, 11'in 1'i elde var 1, 3, 3 daha 6, 1 de elde 7. 716 yaptı. Bir markette birinci gün 34 çikolata, ikinci gün 45 çikolata satılmıştır. Üçüncü gün ise birinci ve ikinci günün satılan çikolataların toplamı kadarmış. Üçüncü gün. Diyor 3 günde ne kadar satıldı? Birinci gün belli 34, ikinci gün belli 45, üçüncü gün ise birinci ve ikinci gün satılanların toplamı kadar diyor. Yani 34 artı 45 kadarmış. 34 artı 45 ne yapıyor topladığımız zaman? 9, 7, 79. O halde burası 79,
Bu ikisini topladık 79. İki tane 79 oldu. Onları da toplarsak 18'in 8'i elde var. 1, 14, 1 de elde 15. 158 yapacak. İki basamaklı ve rakamları farklı. En büyük çift sayı. İki basamaklı, rakamları farklı. Çift. Doğal sayı ile iki basamaklı, rakamları farklı. En küçük tek. Rakamları farklı dediği için, en küçük dediği için, tek dediği için onu yazamayız. Rakamları farklı dediği için 11'i yazamayız. Tek dediği için 12'yi yazamayız. O halde 13'ü yazabiliriz. Toplamı kaçtır diyor. 11'in 1'i elde var. 1. Burayı da toplarsak 111 yaptı. Sayılar en yakın onluğa yuvarlanarak toplandığında toplam kaçtır? Sayının birler basamağında 1, 2, 3, 4 yoksa bir üst onluğa yuvarlıyoruz 370'e. Birler basamağında 1, 2, 3, 4'ten birisi varsa bulunduğu onlukta 50'de kalacak. 550. Topladığımız zaman 0, 12'nin ikisi elde var. 1, 920 yaptı. Dokuzuncu sorumuz. Yukarıdaki asansör en fazla 230 kilogram yük taşıyabilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi binerse asansörün yük sınırı aşılmış olur? Bakıyoruz, hesaplayacağız. Neşet, Can. Toplayalım bakalım. Bir de 80 burada var. 79, 68, 80. Topladığımız zaman 17'nin 7'si elde var. 1, 15, 21, 22. Aşılmadı. A seçeneği değil. Zaten var. Hasan 66. Berk 87 topladığımız zaman 3 elde var 1 16 22 23 233 yapıyor. 230'u aşıyor. Üçgenle yıldızın sonucu nedir diye soruyor. Üçgen ve yıldız birer rakammış. Bu toplamı yaptık, elde yok. 7'ye kaç eklersek ekleyelim 12 şey 2 yapmaz ama 12 yapar, elde olur o zaman burada. Bunları kesinlikle yapıyoruz, bu şekilde yazıyoruz. 12 olması için 7'nin üzerine 12 olana kadar sayıyoruz. O zaman 5 tane saydığımız zaman 12 yapacak. Yıldızımız 5. Burada önce eldeyi topluyoruz. 5 yaptı. Burası 5. 5'e kaç eklersem 9 yapar? Tabii ki 4. Verilen eşitliklerde birer doğal sayıdır demiş daire ve üçgen. Çıkarma işleminin sonucu kaçtır diye soruyorum. Üç koyarsak ne yapıyor? Bir defa daire daha fazla olması lazım. 2 koyalım, bir deneyelim. 6 yapıyor. Buraya 9 kalıyor. O zaman burası olmuyor. 9, 11, 13 yapıyor. 1 koyarsak yine olmuyor. 3 koyalım. 3 koyduğumuz zaman buraya 6 kalıyor. Burası 6, 3, 3 o zaman oluyor. O halde 6 eksi 3 eşittir 3 yapacak. 12. soru. Hangi iki sayının toplamı 8 yapar? 4 ile 4'ün toplamı 8 yapar. O halde dairemiz 4.
O halde burası da 4 olacak. Ama 14 olması lazım 4 olması için. Çünkü burası eldeli bir sayı olmuş. Onun üzerine çıkmış. Üçgene 7 7 daha dersek 14 yapıyor. Üçgen 7, yıldız 1. Topladığımız zaman 12 yapıyor. Cemil 350 sayfalık bir kitabın ilk 85 sayfasını pazar günü okuyor. Pazartesi kaldığı yerden 105 sayfa, salı kaldığı yerden 50 sayfa daha okuyarak çarşamba günü kitabı bitiriyor. Buna göre Cemil kitabın 232. sayfasını hangi gün okumuştur? İlk gün 85, pazartesi kaldığı yerden 105 sayfa okuyor. 105'i ekleyelim pazartesi günü. 10'un 0'ı 9, 1, 190. Salı kaldığı yerden 50 sayfa daha ekleyelim. Salı günü 0, 4, 2. 240'a kadar okumuş salı günü. O halde pazartesi buraya kadar okumuş, salı buraya kadar salı günü 232. sayfayı okumuştur. Sayısına kaç eklersek 357 sayısına kaç eklersek 800'lük 5 onluk 3 birlik yapar. Toplama işleminde verilmeyeni çıkarmayla buluyoruz. 3'ten 7 çıkmaz. Komşuya gittik. 13'ten 7 çıktı 6. 4'ten 5 çıkmaz. Komşuya gittik. 14'ten 5 çıktı 9. Burası da 4. Üçgen, yıldız ve karenin toplamını soruyor. 10'un 0'ı elde var 1. 2, 1 de elde 3 yapıyor. 10 olması için, yani 0 olması için 7 gerekiyor. Burada üçgenle karenin toplamının 7 olduğunu buluyoruz ve elde 1. Şimdi 4, 1 daha 5, 1 delde 6. O halde buraya da ne gerekiyor? 3 gerekiyor 9 olması için. Yıldızı da bulduk. 3, 7, 3 daha 10 yapıyor. İsterseniz rakam da verebilirsiniz 7 yapması için. İki, dört, sekiz rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek üç basamaklı en büyük. Sekiz, dört, iki. Büyükten küçüğe sıralıyoruz. En küçük, en küçükte de küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. En büyükte büyükten küçüğe, en küçükte küçükten büyüğe sıralıyoruz. Topluyoruz. Onun sıfır elde var bir. Dört, dört daha sekiz, bir de elde dokuz. Burası da 10 yapıyor. A seçeneği. Sevinç Hanım 126 TL, elektrik 47 TL, su 304 TL, doğalgaz faturası ödüyor. Cüzdanında geriye 76 TL'si kaldığına göre Sevinç Hanım'ın faturaları ödemeden önce kaç lirası var? 126, 47, 304 faturalar için bu kadar ödemiş. Önce bunu bulalım. 17'nin 7'si elde var. 1. Burayı toplarsak 7. Burayı toplarsak 4 yaptı. Cüzdanında da 76 TL'si kalmış. Onu da ekleyelim üzerine. 13'ün 3'ü elde var 1. 14, 1 de elde 15. Elde var 1. 553 lirası varmış. Evet, baktığımız zaman birer doğal sayı farkını soruyor bize. Şurayı topladığımız zaman 6, 2 daha 8, 78. Şurayı topladığımız zaman 70 yapıyor. Şimdi aradaki fark kaç? 8. O halde bu sayı üçgen sayısı, buradaki şöyle yapalım. 78 artı kare eşittir üçgen artı 70. Demek ki aradaki fark kaç şu iki sayı arasındaki? 8. 8 artı, şöyle de yazabiliriz bunu. Aradaki fark 8 olur. 8 daha büyük. İkisi de 70'er lira harcadığını düşünün. Aradaki fark kaç? Bu sayımız bundan 8 sayı büyükmüş. Herhangi bir şey verelim.
Buna 3 verelim. Değer verin. 3 verin. 11 yapar. O halde bu ikisinin toplamı 11. Üçgenimiz 11. Karemiz de 3. Fark kaç? 8. Esenboğa Havalimanı'na birinci gün 124, ikinci gün 217, üçüncü gün 198 uçak inmiş. 3 günde toplam kaç uçak inmiş? 124, 217, 198. Topladığımız zaman 12, 19 elde var 1, 13 elde var 1, 539 yolcu inmiş. Bir fırında bir günde 142 tane sade, 184 tane zeytinli, 217 tane de peynirli poğaça satılmış. Bu fırında o gün toplam kaç poğaça? 142, 184, 217. Topladığımız zaman 11, 2 daha 13 elde var. 1, 12, 13, bir de elde 14 elde var. 1, 543 tane poğaça satılmış. 21. sorumuz. Görseldeki çarkta aynı renkte olan bölgelerde yazan sayıların toplamı ortadaki sayıyı vermektedir. Evet. İşleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Ne yapacağız? Toplama işleminde verilmeyen toplamdan 117'den 80'i çıkartacağım. 7, 3. Üçgenimiz 37 imiş. 117'den 62'yi çıkartacağım. 5, 5, 55'miş. 55, 37 daha topladığımız zaman 92 yapar. Evet, burada daire artı üçgeni soruyor. Toplamı. Toplama işleminde verilmeyeni çıkarmayla buluyoruz. 53'ü şu işlemi yapıyorum. 53'ü çıkardığımız zaman 81'den 8, 2, 28. Burası 28'miş. Bu ikisinin toplamı da ne yapıyor? 110 yapıyor. Üçgenimiz 110. 28'i de eklediğimiz zaman 138 yapar. Taban blokları ile modellenen toplama işleminin sonucu kaçtır? 4 tane yüzlük burada var. 2 yüzlük burada var. 6 yüzlüğümüz var. 4 tane onluk burada var. 6 tane burada var. 10 tane onluk bir yüzlük yapar. Birliğe baktığımız zaman 11 tane birliğimiz var. O da bir onluk. Bir daha hesaplayayım. 7, pardon, 12 taneymiş. 2 birlik şeklinde ayırdık. Şimdi 7 yüzlüğümüz, bir onluğumuz, 2 de birliğimiz oluştu. Tabloda her beyaz kutuda yazan sayı bulunduğu satır ve sütundaki pembe kutularda yazan sayıların toplamına eşittir. Evet. Yani bize şunu soruyor. Şimdi burayı üçgeni bulmak için topladığımız zaman 205, 126'yı topladığımız zaman 11'in biri elde var 1. Burayı topladığımız zaman 3, 3. Şimdi şu ikisini toplayarak bulacağız. 312, 76'yı toplayarak yıldızımızı bulalım. 8, 8, 3. Neyi soruyor bu ikisinin toplamı? 388, 331. Şimdi şöyle yapıyoruz. Topladığımız zaman 9, 11'in biri elde var. 1, 719 yaptı. Evet, bir sonraki videomda çıkarma işlemini yapacağım.